Deprem olduğu hissine kapılmış bölgedekiler, şiddeti evet. bir hayli hissedilmiş. O kadar, evet. Şimdi çok, orada çok yüklü bir büyük, çok büyük bir heyelan evet. bu ve maalesef bu işlenmiş toprak. Çetiner Bey'in tahmini Hı-hı. doğru. Bu altının çıkarılmak için çıkarılıp işlenen siyanür özellikle zehirli bir madde olarak kullanılan, onun dışında kimyasallar kullanılan altını ayrıştırmak için işlemden geçirilen arta kalan atık toprak dediğimiz malzeme bu. Bu maalesef usulünce yığılmamış, üst üste yığılmış kocaman dağ mertebesinde bir yığın oluşmuş ve o da zaten deprem bölge hareketli, deprem olsaydı gene hareket edecekti ama ona bile fırsat kalmadan kaymış. Maalesef bu siyanürlü ve kimyasal atıklar içeren bu heyelan etmiş kitlenin sularla, yağmur sularıyla ki bu bölge Fırat Nehri'ne de çok yakın sanıyorum 700-800 metre mertebesinde bir mesafede Fırat'a karışması durumunda. Bu gibi hocam bu gibi alanlarda şimdi belli ki çünkü demin de söyledim bakın şu anda görüntüde görüyoruz taşlık bir alan ama toprağın kaydığı yer yumuşak bir yani 1000 milimin altında bir görüntü bende oluştu seyrettiğim görüntüden ama şimdi böyle depolama alanlarında ve işlenmiş toprak evet işlenmiş haklısın. Toprak olduğu belli. Burada madencilik yasasına göre hatta inşaat harfiyatlarında da bu bir mecburiyettir. Ya belli alanlarla bir şey oluşturursunuz, kademeler oluşturursunuz ya da bir beton depolama alanının kaymasını engellemeye yönelik bir stabil alan oluşturursunuz. Burada bizim gördüğümüz, yani şu an bizim ekrandan gördüğümüz bir kademelendirmenin oluşturulmadığı. Hı. Çünkü kayan bölgenin Doğru. yan tarafı da aynı şekilde. İkincisi de bir beton bariyer oluşturulmadığı. Bakın şu anda görüntülerden de akış görünüyor. Akış söz konusu. Bu toprak çok ince bir kil, işlenmiş toprak artı topraktan sonra bir anda sıcak buhar çıkıyor. Yani şey değil. Bir toz toprak kimyasal var kimyasal çıkıyor. İçeriyor siyanür diyorsunuz değil mi hocam tehlikeli evet. maalesef tehlikeli ve yağışlarla birlikte bu akış olarak yani heyelan eden toprağın Fırat'a ulaşması bir şekilde mümkün olabilecektir buna tedbir düşünmek gerekir sizin belirttiğiniz tedbirlerin alınmadığı o bariyerlerin yapılmadığı hocam. Anlaşılıyor. Şimdi, yetersiz kaldığı anlaşılıyor. Evet. AFAD'ın da açıklaması var. Saat 12 sıralarında Erzincan'da meydana geldiğini söylüyor. İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması diyor ve göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi söz konusu. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli İl afet müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir diyor. Hocam sizin bu bahsettiğiniz bence detay çok önemli. Diyorsunuz ki siyanür ve kimyasal atıklar söz konusu Fırat Nehri'ne de yakın. Evet. Nasıl bir tehlike var onu bir alayım sizden lütfen. Fırat'ı kirletir. Zehir bu. Yani siyanür bildiğiniz gibi öldürücüdür ve altın madenciliğinde kullanılmaktadır. Zaten burada kapasitenin artırılması için çalışmalar yapılıyor ve bu siyanür havuzlarının büyütülmesi talep ediliyordu bildiğim kadarıyla. Ona bile fırsat kalmadan... Hocam burada sülfürit asit de kullanılıyor bu arada. Onu da altını çizeyim çünkü tabii, sadece tabii, siyanür kullanılsa sorun değil. Haklısınız. Sülfürit asitin olması siyanürle beraber çok tehlikeli bir hal alır. Evet, şu anda toprak altında kalan insanlar için maalesef yapacak fazla bir şey görünmüyor. İnşallah sayıları azdır ya da hiç yoktur tabii temennimiz odur. Ama bundan sonra yapılacak en önemli şey bu heyelan eden kitlenin kimyasal atıkları nedeniyle sulara karışmaması yönünde acil tedbirler almak gerekir. Hocam AFAD göçük diyor bu arada. Onu da özellikle vurgulayalım. Ama göçük bu olsa bile... Bu bir heyelan. Heyelan. Yani göçük evet. heyelan. Onu bak herkes burada, kendince bilebildiği kadarıyla bir terim kullanıyor. Ama bu heyelan toprak kayması. Yani işlenmiş toprağın yığılmış, gelişigüzel yığılmış, usulünce yığılmamış, tedbir alınmamış.
malzemenin, dağ ölçeğinde biriktirilmiş malzemenin heyelan etmesi, yer çekimine direnemeyerek eğim yönünde harekete geçmesi. Buna heyelan diyoruz. Hocam, bunun oluşmaması için ne gibi tedbirler, önlemler alınmalı? Onu da alayım size. Tabii bu atık sahasının önceden bariyerlerle, barajlarla, beton olur, her türlü donatıyla, yani usulünce hazırlanması gerekir. Atığın da oradaki atık öyle gelişigüzel bir atık değil, doğal toprak değil. Bu atık sülfürik asitli, siyanürlü, başka pek çok kimyasalın altını ayrıştırmak için kullanıldığı karışık malzeme. Bu malzeme tehlikeli malzeme, yani onun için özel önem gösterilmesi gereken bir malzeme. Sadece heyelanın altında kalan insanlar, canlar ya da mal kaybı olarak bakmamak gerekir. Bu çevre için felaket boyutunda bir olay durumuna gelebilir. Onu önlemenin tabii tedbirini almak gerekirdi baştan. O alınmadığı çok açık, çok net görünüyor. Hocam, karşımızda, ama bundan sonra hiç olmazsa karşımızda, bu konuda acil tedbirler almak gerekir. Fırat'a karışmadan. Karşımızda hocam büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim buradan gördüğümüz, tabii şimdi Sayın Valimiz, AFAD yetkilileri ve şirket yetkilileri illaki resmi bir açıklama yapacaktır ama tabii şu an bütün tartışmalar madenin içinde bir çöküntü, ama benim kendi ailemden kaynaklı tecrübemle ilk söylediğim şey şu oldu hemen. Bir, burada bir 1000 milim altı bir toprak kayması var ki 1000 milim toprak kayması demek işlenmiş toprak anlamına geliyor. Bir es verdim Çetiner. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da bir açıklaması var. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Diyor ki, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14-30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Altyazı olarak da yansıtıyoruz size şu anda karşımızda. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Göçük altında kalan madenci arkadaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını istiyorum. Sanırım hocam göçük altında işçilerin kaldığı kesin gibi artık, ama evet, sayı olarak elimizde bir veri yok. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Fırat Nehri'ne karışması durumundan bahsettiniz. Bunun kısa vadede bize sonuçları ne olur? Çok büyük bir çevre felaketi çünkü. Kesinlikle. Neyle karşılaşacağız? Bir kere Fırat'ın balıklarından başlayın. Her türlü canlıların yok olması anlamına gelir. Onun dışında Fırat'tan beslenen ve çeşitli amaçlarla kullanılan sular, barajlar, yani burada belki de içme suyu amacıyla filan bile kullanılan su vardır. Bunlar için çok büyük tehlikedir bu. Yani Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. Şu anda yapılacak en öncelikli iş odur. Nasıl çünkü yapılabilir bu? Bu arada yani hocam, ne yapılır? Önüne acilen yılında bariyerler oluşturulur. Önce iş makinalarıyla hızlıca o vadi boyunca akıyor çünkü aşağı doğru. O vadinin önü kapatılır. Gerekiyorsa betonla, taşla, doğal malzemeyle vadi, doğal bir bariyer, baraj şeklinde bu atığın sık gibi akacak suyun önlenmesi gibi önlenmesine çalışılır ve bu bariyerin tabii mümkünse, ama bu acil olacak bir iş değildir, ama yapılması gerekir. Sızdırmaz olması aşağı yönde bu yağışlarla da bu Süleyman atık, hocam bu söylediklerinize bir